değişmeyecek mi? Hayır. Değişmeyecek. Şimdi değişmesi için hakikaten bir şeyin değişmesi lazım. Bakın bana göre şöyle düşünüyor. Siyasetçiler hep böyle düşünüyor. Ben gence Türkiye'de yolsuzluk konuşulurdu. İşte Koskotas dosyaları, Özal falan falan denirdi. Hiçbir şey olmadı. Tansu Çiller geldi, hiçbir şey olmadı. Ee, Akbil felaketi vardı. Hiçbir şey olmadı. Şimdi bunlar yapılıyor. Bunun olmasının tek nedeni var Türkiye'de. Şimdi yargı da yok tamam da. Türkiye'de siyaset şunu biliyor maalesef. Nasıl olsa benden sonra gelen benim hesabımı soramaz diyor. Sormaz diyor. Çekinir bir şekilde diyor vay oy alan adama bunu mu soruyorsun derler ve o da korkar ve sormaz diyor. Bakın ben şimdi şunu söyleyeyim. Hepimiz biliyoruz bunu. Ee, sayın Cumhurbaşkanı ve başkanı oldu Ak Adalet ve Kalkınma Partisi bu raporlar filan zerre kadar umrunda değil. Biz aramızda üzülüyoruz. Hiç umrunda değil. Umursamıyor mu? Hiç. Ama bu sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mahsus bir şey değil. Bakın Jan Werner Müller diye bir adam bunun kitabını yazdı. Popülist rejimler dedi. Türkiye'yi de koydu içine. Dedi ki bu rejimlerde yöneticiler halkı değil sadece kendine oy vereni düşünür dedi. Bakın. Bunu söylediğinde de Macaristan bilmem ne bunların içerisinde yani dedi. O parayı alıp kendine oy verene dağıtabildiği oranda hiç kimse bir şey yapamaz dedi. Bakın bunun bu kadar çarpıcı değil ama bir örneği İtalya'da yaşandı. Berlusconi. Berlusconi'nin öbür taraf umurunda değildi. Ama orası İtalya olduğu için biraz daha farklı olduğu için 10 sene sonunda kendine oy verenler de yeter artık dedi. Yeter artık dedi. Şimdi burada da olacak o. O yüzden Sayıştay raporlarını Ali Mahir başarır benim son dönemde gördüğüm çok beğendiğim ve gerçekten milletvekilliği şeyini yani görevini yerine getiren arkadaşlardan bir tanesi belki de ilklerde geliyor kendisine bu yönde çok teşekkür ederiz ama verdi, verdiği bilgiler belgeler eğer buna önem veriyorsan bir önem kazanır bakın Allah rahmet eylesin CHP'nin Eski İstanbul il başkanı vardı. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Mehmet Bölük. Mehmet Bölük. Berhan Bey gayet iyi bilir. Tanıdı. Hayır gayet iyi bilir. Yani o onun siyasi arkadaşıydı. Ben sadece bir şey olarak tanırdım onu. Ben akademisyendim. O da çok değerli, çok sevdiğim bir siyasetçiydi. Bu Akbil için kitap yazdı. Ortalığı birbirine kattı. O dönem siyaset... Bundan zerre kadar ilgilenmedi. Zerre kadar ilgilenmedi. Akbil dediğimiz bu arada Erdoğan'ın zamanında suçlandı. E, Bravo. Suçlandı. Bravo Suçlandı. Ve ve açık söyleyeyim. Bu seçim sırasında o meşhur konuşmada Mehmet Bölük tarafından o dönem CHP'yi savunanlara da verildi. Ya şundan bahsedin. Tek kelime edilmedi. Neden? Bizim siyasette böyle bir anlayış var maalesef. Yani boş ver ama şimdi bir şey dokunmayalım. Şimdi Sayıştay raporlarının zaten kendiliğinden hukuki bir sonucu olması gerekmiyor e mu? E ama söyledi. Şimdi o günden bugüne farkı bir şey var. Bugün artık yargı <laughs> tamamıyla bir kişinin iki dudağı arasında. Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi yargıç, hangi savcı buna şu anda cesaret edebilir? Hangisi? Dikkat edin. Bakın. Dikkat edin bu davaları kapatan Canan Kaftancı oğluna sadece attığı tweetten 9 yıl 8 ay mahkumiyet veren bir hakim HSK tarafından birinci sınıf hakimliğe yükseltiliyor. Ve diyorlar ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymazsan olmaz diyorlar. Bizzat kendisi ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor. Ben öyle bir mahkeme tanımam. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Benim mahkeme, benim iktidarım ne diyorsa onu dinlerim diyen hakim. Şimdi siz böyle bir ortamda o yükseltiliyor. Bir sürü insan yükseltilmiyor. Şimdi iki dudağın arasında siz insanlardan kahraman olmasını bekliyorsunuz. Ha bunlar yapar mı? Yapar. Bakın göreceksiniz. Yapar. İtalya'da da yaptı başka. Yalnız siyasetin Efendim biz şimdi sormayacağız esas gerçeği ama şimdi artık biz e, ne derler, işte eskiyi açmak istemiyoruz. O yüzden e, biz bunlarla konuşmuyoruz. Dememesi lazım ki ben samimiyetle söylüyorum. İnşallah utanırım bunu söylediğime. Yani belki bunu söylediğimden dolayı bir daha da hiç e, hat TV'ye de çıkartmazsınız ama ben siyasetin bugünkü şeyinde Söyleyeceğim, niye hiç Hayır rica ederim canım lafın gelişi söylüyorum. <laughs> Ee, yani başka televizyonlarda da olabilir. Ee, ben siyasetin bunun e, hesabını sorabileceğini tahmin etmiyorum. Peki. O bakımdan yazık. Sayıştay da yazıyor onları da. Herhalde şöyle diyor. Abi kusura bakmayın yazdık ama. Ya bir şey olmaz merak etmeyin zaten. E, zaten e, de, gün ola devran döne ondan sonra da zaten unutulur bunlar diyor. Şimdi bir şey daha Siz söyleyeceğim. Siz anladığım kadarıyla... Muhalefetin zaman zaman bu devri sabık e, yaratmayacağız şeklindeki ki e, vurgusunu eleştiriyorsunuz. Hayır eleştirmiyorum anda. ama e, onu yaparken yani hukuki anlamda evet. e, meşru anlamda Hayır Ali Mahir e, başarır burada. Hesap vermesi gereken kişilerin üzerine gitmeyecek mi sonuçta ee, muhalefet iktidara geldi. Bakın ben buradayım. Ne diyorum size? Gi diyorum. Gi dilemez. Türkiye'de siyaset böyle işler Peki. Ee, bir şey daha söyleyeyim ne güzel söylediniz onu da yahu böyle bir ülke olabilir mi Bir yeraltı yerüstü neyse peker bir buçuk aydır inanılmaz şeyler söylüyor ya bir kişi iktidardan da muhalefetten de bir yerden ciddi ciddi sen ne diyorsun yahu dendiğini gördünüz mü Sonunda o İçişleri Bakanı bir televizyon kanalına çıktı. Ben böyle bir şey görmedim. Meğer anlaşmış. Bir saat kendini anlattı. Soru sorulmadı. Ondan sonra soru sormaya zaman geldiğinde de süre bitti zaten. Ya hadi sorun çabuk bitiriyoruz zaten dendi. Böyle bir ülke bunu nasıl yapar? O televizyon kanalı da açık söylüyorum. O İçişleri Bakanı da o bilmem ne de nasıl yapar? Şuna inanmıyor. Nasıl olsa burası Türkiye. Burada hukuk yok, burada hukuk olmaz, ben de yaptığım kadarıyla yaşarım diyor. Peki. İnşallah yanılıyorum. Peki. Diyor. Tuba Hanım. E, hukuk işte hocamızın çok iyi açıkladığı üzere aslında kamuyu düzene sokan ve insanlara sınır çizen bir sistem. E, hukuk kuralları, yasalar ve siz bunları uygulanmaz hale getirdiğinizde ...ya da uygulayan makamların bağımsızlığını, tarafsızlığını temin edemediğinizde... ...işte o noktada e, suç artıyor, kaos ortaya çıkıyor. E, ve Sayıştay raporu dediğiniz... ...aslında Sayıştay anayasal bir kurum madde 160'a göre... E, ...vekilim çok güzel açıkladı zaten... ...ve normalde eskiden Sayıştay Başkanlığı'nın savcılığa e, ihbar yetkisi vardı doğrudan. Fakat o iktidar döneminde kaldırıldı. Şimdi ben düşünüyorum niçin bu yetkiyi kaldırır ki bir iktidar? Bunda ne gibi bir zarar görebilir? Yani kamuyu neden kaldırır böyle var olan bir kuralı iktidar? İşte bir, bir zararı vardır, bir etkisi vardır. Oysa ki aksine sayışların görevi zaten o yolsuzlukları ortaya çıkarmak, denetlemek ve bu çok önemli bir yetkiyken bunu ortadan kaldırıyor. Ve sonra şu anda Sayıştay artık bunu Raporlarını Meclis Başkanlığına havale ediyor ve Mecliste de vekiller bunu dile getiriyorlar, soruyorlar. Eee, fakat çoğunlukla da neredeyse tamamen reddediliyor. Ne oluyor? Üstü kapanıyor. Sayıştay kendi kendine rapor tutmuş oluyor ve bugün Sayıştay raporlarında yazanları, konuşanlar yalnızca halk, gazeteciler dolayısıyla o da şimdi Sayıştay raporu okumakta kolay değildir. Yani teknik bir rapor ve evet. Onu çözümlemek yani sıradan oturup böyle kolay kolay çözebileceğiniz bir şey değil. Dolayısıyla burada esas görev neredeyse gazetecilere vesaire düşüyor Oysaki Oysa ki bu gazetecilerin görevi mi? Hayır tabii Ama ki. Milletvekilleri de çok çalışkanca. Yani i̇şte vekillerin ya da o meclis o konuda, o meclisteki görevleri. Ama halk nezdinde, sivilde. E, dolayısıyla böyle hani şuracının şahidi bozacıymış gibi bir sistem ortaya çıkmış durumda. E şimdi bakıyorsunuz saray harcamalarına. E burada